Vaptaş'tan bizleri bekliyor. Hemen günaydın diyelim. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vaptaş'tan bizlerle birlikte. Günaydın Vahap Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Bugün hangi başlıkları takip edeceğiz piyasada? Tabii yani Amerika piyasasını çok yakından takip ediyoruz. Bu hafta böyle enflasyon geldi. Manşette hani böyle beklentileri karşılamış gibi duruyor ama böyle alt detaylar, özellikle hizmet tarafındaki alt detaylar biraz rahatsız edici. Ama yine de tahvil faizleri, yani tahvil piyasası biraz daha iyimser bir fiyatlama içerisinde. Ben hisse senedinden daha çok tahvillerin böyle genel olarak daha sağlıklı fiyatlamalar yaptığı görüşündeyim. O yüzden tahvil piyasasının şu anki yönlendirmesi bana çok böyle aşırı iyimser gelse bile bu yönde bir fiyatlama söz konusu. Bence hala böyle Fed'den ılımlı bir mesaj gelmesi için çok çok erken. Sadece bir perakende satışlar verisindeki bozulmayla ya da işte enflasyonda bir beklentileri karşıladık, buralardan geri çekilelim demek de oluşacak bir şey değil. Tabii şu da var, yani önümüzdeki aylar enflasyonun daha yüksek kalacağı zamanlar, Amerika için konuşuyorum. O yüzden bu da böyle Fed ile ilgili olması bir iyimser senaryonun bence önüne geçecektir. Tabii Amerika'da ilk çeyrek finansalları tamamlandı. İyi diyebileceğimiz, hatta ikinci çeyreğe dair beklentilerin daha iyi olduğu bir dönemi geride bıraktık. Bu da işte Amerika endekslerini yukarıda tutuyor ki hatta rekor seviyeler test edildiğini gördüm. Dışarıda bu çerçevede böyle iyi bir hava var. Sadece böyle Asya ekonomilerinde veri akışında bir bozulma söz konusu gibi, özellikle Çin'de konut piyasasını belki burada öne çıkarmak lazım. Biraz bu nedenle sanki Asya piyasalarından bir baskı gelecek. Yani o Amerika'daki ılımlı havayı Avrupa'daki veri akışıyla birlikte beraber değerlendirecek olursak, hem Avrupa'dan hem Amerika'dan böyle bir ılımlı bir hava var. Bu havayı biraz soğutacak bu hususta muhtemelen Asya ekonomilerinden gelen hafif böyle bir zayıf veri akışı veya kırılgan veri akışı diyebilirim. Buradan hemen içeriye geleceğim. Dün Merkez Bankası istatistikleri açıklandı. Özellikle tahvil tarafında çok kuvvetli bir giriş var. Tabii içeride gerileyen bir CDS var ama tabii şeyi de söyleyeyim, yani gerileyen tek sadece Türkiye risk primi değil. Şu an gelişen ülke risk primleriyle biz paralel hareket ediyoruz. Şimdi bu tarafıyla baktığımızda aslında sadece Türkiye üzerinde bir durum söz konusu değil. Gelişen ülkelerde de bir sermaye akımı var. Bu toplu bir, toplulaştırılmış bir CDS ekranından da görmek mümkün. Ama tabii şu var, yani yabancının bir ilgisi varsa Türkiye piyasası, gelişen ülke piyasalarında en başta tahvillere giriş oluyor. Yüklü bir tahvil girişi olmuş son bir ayda. Yani hisse senedinin çok çok fazla katı, hisse senedine yaklaşık 250-260 milyon dolar bir giriş varken, şöyle ufak bir kopya çekmeme izin verin, yaklaşık 4.4 milyar dolar gibi bir giriş var tahvil tarafına. Son bir ay oldukça kuvvetli. Bizde hafif böyle bir teknik olarak bizde bir zorlanma var. Benim hala bir düzeltme beklentim sürüyor böyle 10 binlere doğru, 9850'lere doğru. Ama dışarıda risk iştahı ılımlı bir yabancı giriş var. Son birkaç günde böyle bir para çıkışı vardı ama dün bir para girişi de sezdik. Yani alıcılar böyle güçlü bir şekilde girmeye çalışıyor piyasaya. Bu haline baktığımızda şu anda olumlu ama ben yine de böyle bir düzeltme beklentisini koruyorum. Tabii konu içeride hep böyle enflasyon. Hocam demin çok güzel özetledi. Benim çok böyle üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Özellikle para arzı konusunu, emisyon konusunu hocam siz de ekstra eklemeler yaptınız. Benim belki orada ekleyebileceğim şey, kredi büyümesi hala çok yüksek. Yani dar anlamda para arzı dediğimiz bir para arzı var. M1 dediğimiz, biraz daha teknik bir tanım. Oradaki yıllık büyüme çok yüksek değil ama M3'teki yıllık büyüme yaklaşık %61. Burada mevduatlar da var. Burada kredi büyümeleri belki yok ama yine de ben şöyle kredi büyümelerine de baktığımda çok yüksek seviyede. Hane halkı, özel sektör bu şekilde. Bunların da bir daralması gerekiyor ki enflasyonla mücadelede en azından para politikası anlamında bir yol alalım. Tabii şimdi maliye politikası kısmına çok girmeyeceğim. Demin açtım böyle yayını izliyorum. Çok güzel özetlendi. Oraya dair ekstra söyleyecek bir şey yok. Kur yatay. O yüzden biraz enflasyon kontrolü eline alınabilir. Bugün tabii piyasa katılımcılar anketi de takip edilecek Mayıs ayı. Nisan ayının 12 aylık enflasyon beklentisi böyle %30'ların üzerindeydi. Orada da bir iyileşme görürsek biraz daha olumlu olabilir diye düşünüyorum ama topyekun bir iyileşme görmemiz için yani yıl sonunda %40'ın altında bir enflasyon görmemiz şu anda bana çok şey geliyor. Biraz zor
geliyor. Önümüzdeki ayların enflasyon rakamlarından sonra bunu da değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Vahap Bey, ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi Lütfen hocam. bu yabancılar bizim Yunan adalarına günübirlik vizesiz giden Türklere benziyorlar. Şimdi geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Ne zaman yatıya gelirler? Yatıya gelmeleri için ne yapmamız gerekiyor sizce? Kesinlikle katılıyorum hocam. Yani bu gelen sıcak para adı üstünde sıcak ve kısa vadeli bir trade edip gidebilecek potansiyeli çok yüksek. Bunun olması için bir, iki, üç koşul gerekiyor. Birincisi yabancının buraya gelmesinin ve çıkmasının biraz daha kolaylaştırılması lazım. Bunun yegane koşullarından biri tabii swap kanalı. Ben şu anda swap kanallarının tamamen açılmasına çok sıcak bakmıyorum. Kademeli bir şekilde açılması bence çok daha mantıklı. İkincisi çok önemli bir konu tabii ki enflasyon. Sürekli bunu zaten konuşuyoruz. Üçüncüsü tabii biraz da enflasyonla bağlantılı olarak biraz da şu an devam eden işte para politikasıyla da ilgili olarak kurda bir durağanlık oluşması, burada bir denge oluşması oluştuğu takdirde yabancının çok daha rahat gelip kalıp uzun bir süre burada sermayesini park edip dönmesi daha muhtemel görünüyor diyebilirim. Onun haricinde belki tabii biraz daha teknik bir konu ama yani kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için yatırım yapılabilir seviyede bir puan vermesi gerekiyor. Bu tabii kısa vadede oluşacak bir şey değil. Yani bunun önümüzdeki nereden baksanız 2025-2026'da belki olabilecek bir şey. O zamana kadar Türkiye ekonomisi bu sıcak parayla biraz daha kendini döndürmeye çalışmaya devam edecek. Ama ben bunun dediğim gibi yani sizin bahsettiğiniz bu kalıcı işte yatıya gelecek bir sıcak paranın ya da paranın diyeyim ya da genel olarak şu anda oluşması çok zor. Şu anki gelen para kısa vadede trade edecek. 1-2 ay, 3 ay. Burada kısa vadeyi günlük olarak düşünmüyorum. 2 ay, 3 ay trade edecek ve bir fırsat bulduğunda da geri dönecek. Şu an gelişen ülkelere de zaten bir para giriş var. Türkiye'de bundan bir şekilde nemalanacak. Benim bir sorum var. Sizin var Tabii. mı ekleyeceğiniz? Yok, benim yok. Tamam. MTI'ye bir bakmak istiyorum sizinle Vahap Bey. Çünkü hem Hı. izleyicimizden de var. Gümüşte kar satışı gelebilir mi? Alım yapmak için doğru zaman mı diye soruyor Emine Hanım. Öte yandan altında da ciddi bir yükseliş gördük. Ne dersiniz? İki tarafta bana göre biraz aşırı fiyatlanmış durumda. Yani şu anki tahvil faizlerinden yola çıkarak bakacak olursak ki reel faizler tabii burada benim için çok daha belirleyici. Yani enflasyondan düşünmüş bir faizi eğer konuşacak olursak bence hala yüksek. Yine Amerika'yı baz alacağım burada. Finansal koşullar hala sıkı. O yüzden şu ortamda ben biraz daha değerli metallerin fiyatının yüksek kaldığı görüşümdeyim. Ama tabii yatırımcı muhtemelen Türk lirası bazından sorduğu için ben buralardan biraz bekleme taraftarıyım. Geri çekilmelerle biraz daha alışa geçmek çok daha makul görünüyor. Kur halihazırda yatay devam ediyor hocam. Hem ons gümüş hem ons altında bir miktar geri çekilme. Sonrasında bir toparlanma senaryosu şu anda bana daha mantıklı. Yani ben buralardan çok alış taraftarı değilim. Şu anki yatırımı biraz daha Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendiririm. Belki böyle bir ay içerisinde bir altın ve gümüş düşüşü olursa oradan ekleme yapmak daha makul geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Vahap Bey kıymetli İyi katkılarınız hafta için. sonları Hoşça kalın. İyi diliyorum. hafta Hoşça sonları. kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.